Arkadaşlar bir video sohbetiyle yine beraberiz. Bu video, video sohbetimizin konusu son 6-7 ayda özellikle hükümetimizin aldığı ekonomik kararlar yüzünden ülkemizde oluşan kira ve gayrimenkul sorunu. Arkadaşlar söyleşimden önce size bir bilgi vermek istiyorum. Ee, videonun sonunda 13 Nisan 2020 tarihinde yani bundan 2 yıl kadar önce YouTube'a yüklediği bir video linkini göreceksiniz. Burada videonun başlığı koronavirüs, koronavirüs nedeniyle kira sorunu patlayacak. Bu videoyu mutlaka izlemenizi ve sonra da şimdi yaptığım bu video, videoyu yorumlamanızı ona göre değerlendirmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Tam iki yıl önce sade bir vatandaş, bir ekonomist olarak bu konuda neler önermişim? ...izleyin ve şimdi geldiğimdeki durumu lütfen kıyaslayın. Şunu göreceksiniz. Maalesef hükümetimiz ne kira ne gayrimenkul sorununa en ufak bir çözüm dahi getirememiş. Tam bir öngörüsüzlük ve çözümsüzlük söz konusu maalesef. Sayın Cumhurbaşkanımız partili başkanlık sistemine geçmeden önce ne diyordu? Siz bu kardeşinize oy verin. Ben başkan olayım. Bakın sorunlar ne kadar hızlı çözülecek. Öyle demedi mi? Dedi. Hepimiz biliyoruz bunu. Arkadaşlar şu anda mahkemelerde milyonlarca kira ve icra dosyası var. Sadece yaklaşık 24 milyon adet civarında icra dosyası oluştu. Tekrar ediyorum 24 milyon adet. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülke nüfusunun 18 yaşının üstünde imza yetkisi olan tüm vatandaşlarımızın neredeyse %90'ında bir dava ya da icra dosyası var olacak şey değil. Ülke resmen batmış. Dünyada nüfusuna oranla bu kadar fazla icra dosyası olan bir başka ülke göremezsiniz arkadaşlar. Akıllara ziyan, ülkemizin geldiği hale bakar mısınız? E tabi o zaman da e, elin adamı herhalde bu rakamları kıskanıyor. Şimdi arkadaşlar e, bir ülke eğer doğru yönetiliyor ise hukuk, daha doğrusu adalet sistemi doğru çalışıyor ise o ülkede muhalefetle dair meclis görevini yapabiliyor ise mahkemelerdeki dosya sayısı ülke nüfusunun %5'ini geçmez arkadaşlar. Yani kısaca mahkemelerde ne dosya vardır ne geciken yargılamalar ve dolayısıyla da geciken adalet vardır. O ülkelerde hal böyle olunca size masal anlatmazlar. O ülkeler sizi o ülkeler sizi kıskanmaz. Ya da günden değiştirmek için insanlara fikirleri, düşünceleri nedeniyle cezalar verilmez. Gelelim şimdi bizim ülkemize. Buradan şu anlaşılıyor. Ya başkanlık sistemi bu sorunları çözmeyi beceremiyor, üstesinden gelemiyor ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanları, hükümet üyeleri son derece Kifayetsiz, öngörüsüz ve e, çözüm bulamıyorlar. Benim iki yıl önce yaptığım videoda uyarı ve öneriler bile bu kadroların aklına bile gelemiyor ise, ya da bu sorunları ve çözümleri öngöremeyecek kadar akılları bu işlere ermiyor ise, işte o zaman durum daha da vahim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafındaki kadroları tecrübesiz ve liyakatsız kadrolar anlamına gelir ki işler acısı. Hal böyle olunca da Sayın Cumhurbaşkanımız da haklı olarak önündeki promptera yazılan öneri paketlerini ve kararları okumaktan başka sanıyorum elinden başka bir şey gelmiyor. Ya da ya da bu söyleyeceğim tamamen benim tahminim. Birileri Sayın Cumhurbaşkanımızı kasıtlı olarak devamlı yanlış yönlendiriyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Bu kadar hata üst üste yapılmaz çünkü. Biliyorsunuz geçen yıl sonuna doğru o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanımız eski e, Maliye Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbıl'ı görevden almasıyla beraber ne olduysa olanlar olmaya başladı. Ne oldu? Ülkemiz büyük bir ekonomik krize girdi ve artarak bu kriz maalesef devam ediyor. Faizler düşmediği gibi döviz kurları Allah bullak olduğu akaryakıttan tüm gıda ürünlerine kadar hepimiz biliyoruz çok büyük bir enflasyon ile bir anda Ülke olarak neye uğradığımızı şaşırdık. Aslında hepimiz ülke olarak işçisi, memuru, işvereni herkes %50-70 fakirleştik. Asgari ücret eridi, emekli perişan oldu, alacaklar alınmıyor, verecekler verilmiyor ve de üstüne, üstüne geçen şu 5-6 ayda bırakın bir şeylerin düzelmesini her gün gerçekten daha kötüye gidiyoruz. Sorduğunuzda da hep bildik cevaplar dünyada kriz var, Ukrayna savaşı var, Var da var. Hiçbirimizden kaynaklanmıyor. Geçin bunlar. Bu ıı, cevaplar ancak dünyayı bilmeyen bazı troll arkadaşlara hitap eder. Bana hitap etmez örneğin. Ama ne yazık ki bu sıkıntıları sadece halkımız yaşıyor. AK Parti kadroları neyse göre biraz ekonomik sıkıntı var. Önemsemeye gerek Biraz sabrettiğimizde hepsi geçecek. Cekli, caklı, cuklu bir vaatler dizisi gibi, bir magazin programı seyreder gibi beyanlar. Hani şu TV'lerde her gün Türk halkını devamlı aptal yerine koyan ve hep aynı şahısların her gün en iyi onları biliyormuş gibi konuştuğu en uzman, en bilen şahıslar var ya arkadaşlar. Bunlarla da günden değiştirerek yok millet ittifakı şöyle, Cumhur ittifakı böyle, Kılıçdaroğlu mu aday olacak, İmamoğlu mu gibisinden boş boş konuşan, açık oturum tiyatroları var ya. Onlar sayesinde de kafası karıştırılan, sorunların unutulmaya çalışıldığı bir toplum haline getirildik, getirilmeye çalışılıyoruz. Arkadaşlar, şimdi bu videonun asıl konusuna gelelim. Son 5-6 ay içerisinde Türkiye'de kira rakamlarında çok büyük bir patlama oldu ve bu nedenle de milyonlarca mal sahibi ve kiracı artık mahkemelik. Her günde on binlercesi mahkemelere dosya sayısına ilave oluyor. Adliyeler artık bu dosya yükünü kaldıramaz hale geldi. Daha düne kadar kirası iki bin lira olan bir mesken ya da iş yerine artık mal sahipleri altı yedi bin lira para talep ediyorlar. Onların da haklı olduğu noktalar var. Ama bu artık çığırından çıktı. Burada özellikle emlak komisyonculuğu sektörünün tabiri caizse yaptığı cambazlıklar da tamamen cabaz. Tabi burada bazı emlakçı arkadaşlarımıza tenzih ediyorum. Dürüst, işini düzgün yapanları gerçekten tenzih ediyorum. Ama maalesef çoğu kendi komisyon gelirleri artsın diye mal sahiplerini fitlemeye ve mevcut kiracıların kiralarını artırmak ya da artırılamıyorsa o kiracıların çıkarılarak yeniden kirayı verelim, ve 3 kuruş daha ceplerini dolduralım diye yapmadıkları inan cambazlık yok. Hani deyim yerinde ise bencillik, menfaatçılık, fırsatçılık bu sektörde artık rekor üstüne rekor kırıyor. Gel yani olacak şey değil. İşin enteresan tarafı bu emlakçıların hiçbir de emlak kiralama ve satışlarından aldıkları bu kolay komisyon kazançlarını maliyeye beyan etmiyorlar. Yani vergileri de ödemiyorlar. Bu arada en büyük kabahat aslında emlakçılarda değil arkadaşlar biliyor musunuz? Maliye Bakanlığı'nda, ülkenin ekonomi yönetiminde. Yıllardır bu iş böyle. Ben kendilerine de söyledim. Bizzat Gelir İdaresi Başkanlığı'nda söyledim. Pırlantadan KDV almayan devletimiz emlak komisyonlarından %18 KDV talep, talep ettiği için hiç kimse bir de üzerine KDV ödememek adına emlakçılardan fatura almıyor ya da alamıyor, parası yok. İşte tam burada çok büyük bir mali soygun söz konusu. Daha önceki bazı videolarımda da var. Devletin sırf bu nedenle emlak komisyon bedellerinden vergi kaybı arkadaşlar yıllık 80-100 milyar TL'nin üzerinde biliyor musunuz? Rakama bakın. Bir emlakçı dükkanı açın, Mal sahiplerini gaza getirip aynı emlakları tekrar tekrar kiraya verin. Komisyonlarınız artsın diye kira ve gayrimenkul bedellerini şişirin. Bazı mal sahipleriyle de beraber. Ondan sonra gelsin ballı vergisiz komisyonlar. Kiracılar ve mal sahipleri de mahkemelerde sürünsün dursun. Bu da yetmiyormuş gibi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama ile biliyorsunuz hükümetimizin bunu tırnak içinde söylüyorum. Arap kardeşlerimiz. Tekrar tırnak içinde söylüyorum. Arap kardeşlerimiz gayrimenkul alıp döviz getirsin diye verdiği kolay vatandaşlık. Ve bunun için verdiği reklam tanıtım destekleri. Arkadaşlar dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin vatandaşlığı bu kadar kolay parayı bastırsanız bile arkadaşlar vatandaşlık alamazsınız. Alamazsınız. Peki o zaman ne oluyor? Şu oluyor arkadaşlar. Zaten Fırsatçılıkta ve vergisiz kazançta sınır tanımayan emlak sektörümüz hem kira hem gayrimenkul fiyatlarını devamlı şişirdikleri için Türk vatandaşları kiralık ev bulamıyor, sadılık evleri de artık alabilme gücü kalmamış vaziyette. Yani kendi ülkemizde bir Arap kadar değerimiz ve satın alma kabiliyetimiz kalmamış oluyor. Mevcut konut ve iş yerleri kiralamalarında ise ayrı bir tiyatro var. O da şu. Mal sahibi kiracıya ya kirayı kiracıya ya kirayı iki katına çıkar ya ben geleceğim palavralarıyla başlıyor tazize. Ondan sonra gelsin milyonlarca dava, gelsin huzursuzluklar, gelsin kavga dövüş. Her akşam televizyonlarda izliyorsunuz. Herhalde hükümet yetkilileri televizyon izlemiyor. E sonra, sonrası da hepimizin malumu, başkanlık sistemine oy verin. Bakın her şey güzel olacak deyip ama bir kira sorunu bile çözemeyen ve bu sorunu maalesef göremeyen bir hükümet ve e, hükümetimizin yetkilileri var. Emlak sektöründe de vergisi komisyonları ile şişerilen kira bedelleri, gayrimenkul bedelleri de seyreden yetkililerimiz var. Ama sonuçta mağdur olan tek kesim var Türk halkı. Başka hiç kimse değil. Oysa sadece hükümetimiz tarafından acilen alınacak birkaç önlem ile çözülebilecek bazı pek çok problem çözülebiliyor. Bakın birkaç tane size örnek vermek istiyorum. Bir, devletimiz topu yasalara ve avukatlara atmaktan öncelikle vazgeçecek. Düzenleyici olacak. İki, devletimiz tefetüfen, tefetüfe ilan ediyor mu? Ediyor. Buna göre kira artış oranları belirliyor mu? Belirliyor. Ama bunun soruna çözüm olmadığı artık sokaktaki çocuk bile biliyor. Peki ne yapmalı? Şunu yapmalı. Kirasını düzenli ödeyen, konut iş yeri hiç fark etmez. Tüm kiralamalarda haksız bir şekilde kiracıyı taciz ederek tahliye taleplerinin önüne geçmek için eğer kiralanan yer ben geleceğim ya da aile bireylerinden birine oğluma çocuğuma vereceğim diye kiracı çıkarılır ise mal sahibi için en az 5 yıl o mesken ve iş yeri için kiralama yasağı getirilmeli. Ve çıkardığı kiracı, kiracıya da dava konusu yapmadan yani dosyaları şişirmeden tazminat koşulu getirilmeli. Üçüncüsü kira ve emlak alım satımlarında KDV'yi sıfırlayarak tüm emlakçılara fatura kesme zorunluluğu getirilmelidir. Bakın bu çok önemli. Eğer fatura kesmek istemeyen emlakçılar olur ise aldığı kira ya da satış komisyon bedelinin en az 10 katı mali cezalar getirilmelidir. Ve buna rağmen bu kuralı bozan bir emlakçının ayrıca para cezası dışında da iflah olmuyorsa artık emlakçılık ruhsatının iptal edilmesi ve bir daha emlakçılık yapmaması e, gündeme gelebilmeli. Dördüncüsü, kira ve emlak alım satımlarında emlakçıların aldığı yasal komisyon oranlarına mutlaka bir sınırlama getirilmeli. Beşincisi, Emlak satışlarında yabancılara sadece 400-500 bin dolar bozdurma şartıyla eskiden 250 idi yeni artırılar biliyorsunuz. Vatandaşlık vermek yerine bu rakamı daha da artarak en az 750 bin doları çıkarılması ve yabancılara yapılan satışlarda alınan KDV oranlarının Türk vatandaşlarından mutlaka daha fazla uygulanması gerekir oran olarak. Altıncısı o da yetmez arkadaşlar. Bu bedeli ödeyen yabancıların aynen Batı ülkelerinde olduğu gibi 5 yıl boyunca sadece oturma izni alması, vatandaşlık alabilmesi için en az 5 yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi, Türkçe öğrenmesi, TC yasalarına eksiksiz uyduğunun kanıtlanması ve bir sabıka oluşturmaması, ülke uyumu ve bunu gibi pek çok kriterin yerine getirdiğini görmek gerekir. Ondan sonra vatandaşlık verilmeli. Bütün batılı ülkeler bunu yıllardır uygular arkadaşlar. 5 yıl boyunca tüm kanun ve kurallara uyduğunuz belgelense bile ayrıca sizi 5. yıl sonunda bir de imtihana tabi tutarlar. O imtihanı verdikten sonra ancak o ülkenin vatandaşı olmayı ve pasaportun taşımaya hak kazanırsınız. Düşünebiliyor musunuz? Bu 5 yıl içinde trafik cezası bile aldığınız zaman ona bile bakarlar. Örneğin İsviçre. Sıkıysa bir trafik cezası aldı. Bu konu Türkiye'de o kadar şirazesinden çıktı ki arkadaşlar. Maalesef hükümetimiz de buna göz yumuyor. Bilerek göz yumuyor. Size bir örnek vereyim. İstanbul Ortaköy'de malumunuz bir sürü turistik kabeler, restoranlar var. Şimdi hepsinin sahipleri Arap biliyor musunuz? Ama durun o kadar basit değil. Bir de bölge bölge parsel demişler. Örneğin Ortaköy'deki iş yerleri kuvvetli Araplar. Bunların mülkiyetinde. Bir kısmı bir yerdeki Iraklı Arapların, bir taraftakiler Ürdünlü Arapların, bir taraftakiler Suudi Arapları. Ya ülkemizi kendi kafalarına göre, ülkelere göre parsellemişler. İşin acı tarafı bu. Siz biz bunları biliyorken hükümetimiz ve yetkililer bilmiyor ise biz zaten seçime kadar ülke olarak arkadaşlar gerçekten hap yuttuk demektir. Ben burada en büyük problemin tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Kimseyi kırmak, eleştirmek, hakaret etmiyorum. Bir tespit de bulmuyorum. Cumhurbaşkanımızın etrafındaki bazı insanların liyakatsız koltuk derdindeki kadrolar olduğunu düşünüyorum. Sayın Erdoğan'dan korktukları için de tüm doğruları sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaşmadıklarını düşünüyorum. Allah aşkına düşünebiliyor musunuz? Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozda kaç kere Adalet Bakanlığı yaptı? Bir tuşa bastığında Türkiye'de ne kadar icra dosyası var, ne kadar boşanma, ne kadar kira davası, ne kadar işte istimlak davası hepsini görüyor. Peki ne yapıyor? Sonuç ortada. Rakamları az önce size sundum. Takdiri size bırakıyorum arkadaşlar. Daha düne kadar dolar 3 lira olursa gelin yüzme tükürün diyen diyenler diyeyim. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Halen 2-3 yerden huzur hakkı maaş alar. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yapıyor ya. Şaka gibi gerçekten ya. Hadi diyelim liyakatsız, beceriksiz kadrolar koltuk ve gelir derdinde olabilir. Herkes parasının menfaatin derdinde diyelim. İyi de Sayın Cumhurbaşkanımız niye bu adamları halen yanında tutar ki? Gerçekten bir vatandaş olarak anlamakta zorluk çekiyorum arkadaşlar. Çünkü onların bu beceriksizlikleri, bu öngörüsüzlüklerin faturası Sayın Cumhurbaşkanımız'a çıkıyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmanız, beğenmeniz ve değerli yorumlarınız ile sizden paylaşmanızı rica ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.